Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, uzun zamandır video çekemiyorum çünkü telefonumun kamerası kırılmıştı. İşte kuzuları otlatırken elimden düştü ve bir aksilik oldu. Bugün arkadaşımın telefonuyla sizlere video çekeceğim. Yarın köye gidiyoruz. Bugün koyunlar gelecek, son kez sağlayacak. İşte sağladıktan sonra da obanın bütün koyunları sayılacak ve çobanları teslim edeceğiz. Artık koyunlar güç yoluyla 3 ay boyunca gelecek. Evet, biz de köye gideceğiz. Şimdi koyunlar gelecek, koyunlar sağacağız. Ondan sonra işimiz bugün çok var, her yeri toparlayacağız. Arabamızı yükleyeceğiz ve gideceğiz. Şimdi telefonu alayım, koyunlar şurada geliyor. Koyunların videosunu da göstereyim sizlere. Evet, Zeki amca bugün... Şimdi bugün biz koyun sayacağız. Yarın Allah'ın izniyle köşkülüp gideceğiz. Biz burada bu koyunu sayım yaptıktan sonra çobanlara teslim ediyoruz. Çobanlar da Allah'a teslim ediyoruz. Amanet olsun. Amin. Amin. Şimdi sıra Zeki Yıldırım'a geldi, Adam Bey. Ben kendi koyunumu ve kuzularımı da burada kaydedim. Evet. Kaç tane geçi var abi? Geçi var. Çok geçi de sayacağım. Yani, geçi çuvur, ni çuvur, le. Hala geçi de geçi. Hala bu tane onu ikisi yok. Zeki Yıldırım. Zeki falan tabi falan. Zeki Yıldırım, koyun. Falan tabi falan. Koyun 96. Keçi. Keçi. 10 bizim tege 11 5 yukarı 16. 10. 16. Keçi 16, koyun 96, kuzu 39. Başka bir şey anlamı, başka bir şey kalmadı Adam Bey. Kuşları da katıyor musunuz? Koyunla kuşlar üst üste koyduğum. Koyun kuş 96 tanedir. Keçi 16 tanedir. Kuzu 39 tanedir. Başka bir şey kalmadı Adam Bey. Evet, biraz su içeyim. Burada çok soğuk bir su var. Arkadaşlar şimdi koyunlarımızı boyayacağım. Çünkü kışın koyunlar geldiğinde 2500 koyunu var. Bir sürü kişinin koyunu var içinde. Ve koyunları kolay tanımak için, ayırmak için böyle boya yapıyoruz. Herkes bir boya rengi yapıyor. Bazıları sarı yapıyor, kırmızı yapıyor. Evet arkadaşlar, dişi kuzuları da boyamaya geldim.
Evet, dişi kuzuları boyadıktan sonra koyunları katacağız artık. Koyunlar bu gece gidecek, artık gelmeyecek. Koyunlar artık sağılmayacak. Obamızda boş olacak burada. Ev falan kalmayacak. Evet, erkek kuzularımızı da köye götürdük. Bir hafta önce köye gönderdik. İşte köye gidince de yem değişikliği oldu. Yemden zehirlendiler. İşte 6 tanesi telef oldu. İşte çok üzüldüm yani, o kadar emek vermiştim. 3 ay boyunca otlattım. Çok emek verdim. İşte birkaç tanesi hastalanıyordu. Hemen iğne ilacını yapıyordum. Ama böyle 6 tanesi bir anda gidince insan üzülüyor. Yani şimdi yapacak bir şey yok. Köye gidince bakacağım durumu nasıl. Hiç kendine gelmişler mi kuzular? Neyse, şimdi boyamaya devam edelim. Birazdan arabalar gelecek. İşte çadırları hepsini toplayacağız. Gerçek yine değil mi? Gerçek o şuna değil. Ha? Bir sakın onu bile dikkatli. Gerçi bir de. Mugas kılır onu okum. Bilin zor. Ben gülüm çoktan. Ne zor ha da fol. Mugas çöpün çabuk ne hisar şı var o. Ne zor tahtan ne yak var abi. Valla derdi şı var o. Bu kere ya derdi şı yok. Kadir o dayı hanı bütün her şey. Şı var. Ne yak var abi. Ne var abi. Ne var abi. Ne var abi. Ne var abi. Abi şı var onu benim zor. Hadi. Az var mı peşim mi ko? Bu abi sen foyda ya bu sözü. Ey üstü kolu kuanla. Ey kolu lima. Avukat arda donu. Komar çöpü. Fatma, خیر بو تا جای ترسی رو ببینه. Ayo grifo ni vedo duri. Evet, Fatma yenge bugün kek yapıyor. Valla kek yapıyor kardeşim. Artık 2 gün kaldı. 2 gün sonra köye gideceğiz. Her zaman köye gittiğimizde işte obada böyle kek pişiriyorlar. Fatma yenge, çobanlara vereceksiniz değil mi? Evet, çobanlara. Evet, böyle. Haydi. Ne oldu? Tamam. Tamam. Evet. Yani, tamam. Tamamdır, tamam. Zahid abi, sarın da ödeye. Maşallah. Maşallah, çok güzel yapmışsın. Belki magazin zadı okurum. No, ne jüveyim. Valla, tuhaf besledim.
Tamam mı kuban? Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Çobanların ekmeğini mi şişiriyorsunuz? Evet. Doğru. Köye dinliyoruz. Çobanlara, köpeklere ekmek şişiriyoruz, hazırlıyoruz. Fatma abla bana gördün mü? Evet, koyunlar güç yoluyla gelecek. İşte çobanların ekmeği şişiriyorlar. Evet, kuzularımızı da koyunlarımızı artık katıyoruz. Artık görevim bitiyor. 3 aydır kuzu otlatıyorum. Evet, bizim kuzuları otlatıyorum. Cemal abinin yanına gidelim. Cemal abinin yanında kimse yok mu? Orada gidelim yanına. Yo. Bakalım köpeklerimiz nerede? Zeki amca bir köpeklerimizi çağırsana gelsinler. Palas. Palas da o gelir. Palas, palas, palas. Evet, köpeklerimiz burada. Çumar. Gel. Çumar. Gel, gel, gel. Nasılsın? Deyri, deyri, deyri. Gel. Arkadaşlar, Gırcı'yı götürdük köye. Gırcı'ya yaslanmış. Koyunlarla beraber gezemez. Yani gelse de çok günahtır yani. Artık o emekli oldu. Koyuna göndermeyeceğiz. Gel, Palas, gel. Palas, şş, 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 şş. Gel. Şş, 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 şş. Şş, 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 şş. Palas, 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 palas. Köpeklerim de biliyor ciddi bir şey yok. Kalkmıyorlar. Cemal abi nasılsın? Sen arkadaşın ya koyunu öyle tutup gidiyor. Demek sorun var. Sorun var. Ne sorunu olacak ki? Zaten figor olmuş. Dobara gidecek. Figor olmuş.
Kendini nazlıyor. O tarafa koyunu ayırıp gidiyor. Ya bu gece kim sana kalacak? Ben tek zaten. Allah Teala beni tek yaratmış. Ben tek gideceğim. Yok yok, ben Hamid'e telefon açtım. Karanlık var ya, karanlık köy. Ahdi. Ustayla gidelim. Oradan geliyor, geliyor. Geliyor abi, yoldalar. Geliyor şimdi, Abdullah'ın oğlu geliyor. İsmi Ferhat de, ne adı? O geliyor, o gelecek. Şimdi de Adem Bey senin yanında biraz kalsın. O geliyor. O da bol biraz işte. Birazcık kalacağım. He, biraz kal. Biraz kal. Tek başına olamazsın çünkü dişi kuzular da geldi. Ha, teşekkür ederim. Biraz yardım etsem. Böyle terlikle. Biraz yardım et. Yok öyle, hiç terlikle geldim. Zaten koyuna geleceğimi zannetmiyordum. Neyse bir şey olmaz, biraz yerde kayma kokları Cemal, yani Cemal'ın oğlu buradadır. Cemal kimse yok. He, Yasin dedi adam gelecek. Adam bu mu? Bu adam. Bu adam baksana terlikle gelmiş. Yo, kendi koyunlarını odatıyor. Şimdi onun koyunu o buradadır ayrı. Yanaşır, yanaşır. Cemal abi. Cemal abi, bu kadar koyun çok oldu, nasıl odatacaksınız? Bu ne kadar koyundur Cemal Bey? Biz konuşmuşuz. Bu ne kadar koyundur? 2380 koyundur biz tane. Aha. Ayılar var, matlar var. Dişi kuzular da katıldı da. Şu anda istersen tutmuşsun. Ben söyleyeyim mi? He, söyleyebilirsin. O şimdi bu koyun hep 2115 koyundur. Maşallah, hep buzluk altında ya. He, 2000. Adam hariç. Adam hariç. Metin de hariç. Abdullah dahildir herhalde. Abdullah dahildir. Abdullah dahil. Doğru. Abdullah dahildir. Şimdi bir şöyle, biz bu koyunu ilk bahane alıştırıyoruz. Böyle koyunu 2000 olsun, 1000 olsun, iki çoban gidiyoruz. Evet. Koyunu alıştırmışız yani. Pek bu kadar zorlanmıyorsunuz. Yok, yani gerçi zordur bu dağlar, hep koyunların peşinden bak, gidiyorsunuz. Yok, sen hiç az insan biraz sıkıntı çekiyoruz. Sıkıntı çekiyoruz. Otlarımız da iyiydi, idare ettik. Kadın da faizden yarın evler gidiyor. Biz kalıyoruz. Birkaç gün buradan orada buradan idare ederiz. Kış var yakana kadar. Peki ya koyunlar bu kadar, köpeklerimiz bunları koruyabilecek mi? 3 tane köper var, her biri canavardır. Bunlar gördüğü zaman o kurt o semti terk ediyor. Yani çünkü korkudan bunların cesaretleri, bunların tiplerine bakınca korkuyorlar, yaklaşamıyorlar. Bir yana gidelim mi? Yana gidelim. Şunlardır bu. Senin 4 tane köpeğin yok mu? 4 tane var. O gırcı yaşlanmış, o artık gelemez. O gelemez. Hastadır. Şu var ya, Kömer var ya. He. Çok cesaretlidir. Bu zaten çok cesaretlidir. Bu aldı önüme, dereye düştü. Yani bu felerini şaşırdı. Çok çok cesaretlidir. Yani çok akıllıdır. Kömer yat dedim mi yatıyor. Bak dedim mi? Elini kaldır diyor, kaldırıyor. Hala bir kırmızı var. Zaten kırmızı bir başka. Kemal, Kasper. İsmi Talaz'dır. Çok akıllı falan. Yani uzaktan geliyor. Oyunu çok uzaktan takip ediyor. Bakıyor, gözetliyor. Oyunla tepeye gidiyor, bu buradan takip ediyor. Yani kurt yaklaşmasın, mesafeyi koruyor baya. Güzel bir köpektir. Arada bir tane kolu da geliyordu, nerede? Kolu bugün gelmemiş. Evet, köpeklerimi son kez göreceğim. Köpeklerim artık güç yoluyla gelecek. Palas. Palas, koyunları güzel koruyun. Gel. Gel.
Arkadaşlar artık yavaş yavaş karanlık çöküyor. Bakın Abdullah amcanın oğlu şu anda yolda geliyor bizim arabamızla beraber. Çünkü 3 ay boyunca koyunları o otlatacak. O Cemal abi, bir de diğeri kimdi? Bir de Mehmet otlatacak. 3 kişi. Efendim. Kurt gelecek, köpek. Cemal abi, köpeklere ses ver, gelsinler o tarafa. Kaz çumar. Bakın muhteşem ikili. Polos, polos. Keşke hep koyunlarla böyle olsaydım. İşte videolar çekerdim. Kurt genellikle çok geliyor. Ama Cemal abinin telefonu yok. Tuşlu telefon kullanıyor. Bunun için video çekemiyor. Şuradan bir taş alalım. Aşağıya atalım bakalım ne tepki verecekler. Bak. Polat. Şu anda yanımda durmuyorlar. Gidip koyunların üst taraflarında hep koyunları gözetiyorlar. Mont falan getirdim. Başka? Hazırlıksız geldiğin için. Çoraplarını da getirdin. Çoraplarını getirdim. Sana kek getirdim. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Gülüm. Tamam. Evet, şimdi bayram da biraz koyunlarla beraber kalacak. Çat. Bayram dikkat et, kurt gelir ha. Polat. Yok, sana gelmezler. Bir ışığı versene Bayram. Çumar, ne var Çumar? Bayram, bir koyunları göstersene ışıkla. Koyunların her biri bir yanda. Şimdi bunlar poşeti görünce yanıma geldiler. Şimdi artık koyunlara gidin hadi. Değeri gidiyor. Çayımız. Allah kalbimize göre vermiş yani. Ben bunu da söyleyeyim gerçekten. Yani dürüstlüğünü yani artık söyleyecek. Bak şimdi aldılar. Aşağı derede zaten geliyor. Genelde bu derede bizi takip ediyor. Evet, Çömer mi? Çömer. Genelde derede geliyor. Neyse, köpekler var. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hava reis ko. Diğer poşeti de açalım. Sen burayı tut, ben gidip aşağı koyunları aşağı getirin. Bırakın gelin. Yok, sen gel buraya. Evet, sen burayı tut. Tabii. Tamam, giderse bu lomayı unutma, tamam mı? Şöyle tamam baba. Kontrol eden, tam yatağa getirin. Koyular hala otluyor ya. Böyle Cemal, toplayın. Bu köpek de güzel değil mi Cemal? Bu köpek güzel mi? Köpek çok güzel. O zaman bu da kusur içine kalsın, tamam mı? Bu da kalsın. Çünkü bu çok tamam. Etrafı keşif ediyor yani. Köpeklerle uyum sağlıyor bizim köpekler, öyle mi? Saldırmıyor, öyle birbirine alışmışlar. Yok, uyum sağlıyor birbirlerine, öyle mi? Çok güzel, bunu da bıraksak yani bizim için. Yani uyum sağlıyor da? He. Tamam o zaman. Uyum sağlıyor, sıkıntı yok. Birbirine alışıklar bunlar. Alışıklar, evet. Sıkıntı yok, tamam. Bu da bizim komşunun dürüst sağ olsun. Bu da bize baya bir faydası oluyor. Cemal, koyunlar biraz buraya otlasın da, hiç olmaz. Şu otlan otlasın, sen otadan kenara çek. Böyle etrafı bir kolaçan yap. Böyle etrafı bir kontrol et. Gerçi hepsi yatağa gelmiş de onlar da otluyor. Hiç değme. Bizim gözümüzün önünde et. Koy otlasın. Ne kadar otlasa kardır. Çünkü doyunca otlasın. Yani aç kalmasın. Doğrudur. Evet. Evet, Halisiyle Ağda Bey, sen de köye gideceksin. Evet, köye gideceğim. Okuluna devam edeceksin. Tabii okulum açılmış, biraz geç kalmışım. Neyse, gidince devam edeceğim. Evet, devam ediyorsun ama bana göre biraz okula özen göstermen lazım. Tabii. Derslerine... Bir yandan hayvanlarla uğraşıyorum, bir yandan okulun.
hayvanlarla zaman kaybın oluyor. Evet. Hayvan işi da bitti senlik. Daha sezon bitti. Onun için sizin sezonunuza ne kadar kaldı? Bizim sezon 2 ay, 2,5 ay var. Dağlarda, kışlalarda devam edeceğiz. Kar yağana kadar biz köye ineceğiz. Evet. Şu giden araba da bizim diğer komşuların evini taşıyacaklar. Evet, o da diğer obanın arabaları. Odana doğru yol alacağız. Bırak gel. Biraz yüksek tur. Evet. Senin işin bitti zaten. Köye gider gitmez daha okuluma gideceğim. Devam edersin. Evet, çayımız yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Ben bu çayı çok seviyorum böyle. Evet. Böyle közde çay bizim şehirde, kahvelerde yaptığımız çay közde çay olur bazen. Bizim dağda da böyle közde çay biz yapıyoruz. Közde çay çok güzel bir tat veriyor. Çok kıvamlı bir çay. Kaç yıldır koyunları otlatıyorsun? Kaç yıldır ortalama ile ömrümüz hep yaz boyu bu yaylalarda buna benzer. Hep dağlarda geziyorsun. Evet. Hep yaylada, dağlarda. Peki güzel mi, maceraları falan var mı? Oluyor işte, bazen oluyor. Hiç böyle kurt falan geliyor mu, böyle bir maceran oldu mu? Kurtun sağ solu belli olmaz. Şu ana kadar çobanlık yapmışsın. Gündüz vakti de geliyor. Böyle böyle koyuna saldırdığı şey gördün mü sen? Gördüm. Evet, köpekler. Nasıl oldu? Bazı semtlerde olmadığı zaman kurt da semtine bakıyor. Köpek orada bulunmadığı zaman oradan hemen koyuna yetişiyor. Arkadan işte bir tane tutuyor, çekiyor dereye. Biz de eğer görsek zaten takip ediyoruz. Bırakmıyoruz. Yetişiyoruz. Yani yaralı olarak ya da sağ olarak elinde alıyoruz. Yani kolay kolay vermeyiz. Yani ama köpekler olmayınca geliyor. Zaman koyunu alıp götürüyor. İstediği gibi yiyor. Koyun talep oluyor. Yani bizden gidiyor. Kimin oluyor? Bazen komşuların, mesela benim olur ya da Bayram Gil'in olur ya Mehmet'in olur ya komşulardan herhangi birinden. Sürüde o kadar koyun var zaten. Nasıl? Sürüde birçok kişinin koyunu var. Tabii 10-12 eviz şu anda. Her bir eve ait koyunları var. O da nasip hangisine denk gelirse onu koyunu alıyor. Geçenlerde mesela Kasım amcanın bir koyunu aldı. Peki elinden aldınız mı? Direkt ben aldı. Biz ancak yetiştik. Beratasını bulduk. Boyasına baktık. Dürüfüne baktık. Onlara ait olduğunu gördük. Evet, kurdun sağ solu belli olmaz. Evet. Çayımız kaynıyor yani. Şu anda hissediyorum ki kaynamak üzere. Çayımız da hazır. Evet, şu poşeti açalım bakalım evde bize ne göndermişler. Sen orada şey aç, poşeti evet. Aç. Zaman el feneler yeterli midir şu anda? Peki şu el feneri benim şansıma ait. Tamam, koş tane var, toprağın koş tane. Sen evde varsan o da sürüde kalsın. Bir tane yengeye verdim, eve gösterdim. Sizin evde var mı? Sürüde bırakalım mı? Diğerleri şarj yapana kadar, tamam mı? Bir tane var, bir tane de odur, o da benimdir. Tamam. Evet, çayımız kaynadı. Sen bırakıyorsun bana. Şöyle çayı şu tarafa indiriyoruz. Şimdi adam kardeş, şöyle açıyoruz. Şöyle ayarlı bir şekilde. Evet, bu kadar çay atıyoruz, yeterlidir. Tekrar şöyle, ben çaycı olduğum için biliyorum. Şöyle tekrar ateşin üstüne getirerek biraz kaynamaya başlıyor. Çayı çaya bulaşsın diye. O kabin yok. Tamam, bitti bu. Duyumam onu. Onu şarjı almamışız. Ama o taze bir boyu bekliyor değil mi? Evet. Ama ben bir şey yapayım.
Bunu düşünün, ben bir tecrübe çağırdım. Yemek yiyip, kaç suçam evro bilin. Buradaki hata oradık, ben yedin gün şaşkın, tamam mı? Allah kutlu zon. Azıcaka bu ne? Rıç şaşkın, azıcaka çadır gitsin. Böyle bir yer, dar o daha hoş bakır. Ne azıcaka demek ki, ben bize daha hoşum sen. Ama yuhun daha hoş tonu, avra güyüm ettenin. Evi daha hoş tonu, gorti giterin. Daha hoş tarz tonu da ya. Ben bu terliye. Beş dört kestler nokta, böyle üç ölmüş. Dört kestler nokta. Ahmet amca hayırlısıyla geldiniz mi? Geldik de atılsın. Bunlar çobanların eşyaları mı? Aynen. Baba bunları tam 3 milyar aldı. 3 milyar aldı. Tam 3 milyar aldı. 15 günlük erzak. Aynen 15 günlük erzak tam 3 milyar aldı. Sen de bir sene bitirdin. Ben de bitirdim bu sene valla. Yani iyi geçti. Çok çabuk da geçti burası yani. Bir sene kural gitti abi. Yağmur az. Yağmur az yağdı. Yağmur abi az. Sizin yağlarınızda ne vardı hiç? Vallahi bizim yanımızda da iyiydi. Yalnız bu sene bizde de kural gitti abi. Yine Çamşehir'si bütün yaylalardan daha iyiydi. Bak Çamşehir'si hep... En yüksek dağlardı. Tabii. En yüksek dağlar da Çamşehir'si de güzel yaylardı. Sen suyu çok kaçtın. Kuzuları da sattınız mı? Biz kuzuları da satmadık abi. Ne yapıyorsun? Besi mi yapıyorsunuz? Aynı besiye getirdik. Besiye getirdik. Bizi satmadık. İki buçuk ay besiye girecek. Ondan sonra satacağız abi. Bence o zamana kadar ne kadar gider piyasa olarak? Fiyat ne olur? Piyasa şu an kötüdür. Biraz canlansa iyi olur yani. Kilo şu an her an 40-42 liradır. Zaten piyasa güzel olsaydı satacaktık. Tabii piyasa güzel olsa biz bir şey götürmeyecek zaten. Arpanın kilosu 6 liradır. Zaten piyasa güzel olsaydı satacaktık. Yani piyasa kötüdür. Biraz daha canlansa satacağız. Gerçekten. İyice çıktım. 3 lira babam benim yanımda verdi bana. 3000 lira. Aynen. Şimdi arabayı yükleyelim mi? Arabaya başlayacağız abi. Tamam. Tamam başlayacağız. O bizim köye giden erkek kuzularımız ölmüştü. Evet köpeklere getirdik. Bak. Bunlar da karnını doyuyorlar. Evet. Evet köpeklerimiz de bugün ziyafet çekiyor. Çumar. Şimdi Gırcı'yı köye götüreceğiz. Gırcı köye gideceksin. Burada bol bol dinleneceksin. Şimdi Palas koyuna gidecek. Palas. Şurada değeri de yiyor. Çumar afiyetle yer, Palas afiyetle yer. Çeviri
Dizine kalk hadi dizi. Hadi Gürcü gel hadi. Böyle getir. Gürcü hadi. Hadi Gürcü. Baba sen ipi bana ver. Gel. Bak ben alınca geliyorsan aldın. Beni tanıyor çünkü. Gürcü gel. Gürcü hadi gel. Bakın içine. Adamın bakın içine adam. Hayır hayır. Evet Yasin abi de evini yüklemiş. Birazdan yola çıkacağız. Murat abi nasılsın? Güzelim. Niye? Video mu çekiyorsun? Ha video. İşte bizim silahımızı çek. Nakliyeciler hakkını ödemiyorlar. Ya bunu yaz tamam yani. Evet, şimdi kaç kilometre gideceksin? Şimdi valla kilometre bu dağa sayarsan 10 kilometresi 30 kilometre sayılıyor. Hemen hemen 300 kilometre yol gideriz. Aracınız yani şey oluyor, maf oluyor. Aracımız maf olmayı geç de lastik kısmı kalmıyor. Babana gelince baban diyor ki 300 lira vermeyeceğim. Bak bu dağın başına eşek çıkmıyor. Sen eşekle geldin biliyor musun? Ha ben de arabayla gelmişim. İşte babana bunu anlattı. 25 kuruşa mazot buraya 3000 lira gelir. Şimdi buradan. Yak, evet. 1 lira da arabanın masrafı. Ben hiç yemeğim yok. Benim aylığım çalışmıyor. Öyle. Öyle aynen. Tamam şimdi saat kaçta yola çıkalım? Şimdi Allah izin verirse, aha bak beyaz gül yüklenmiş. Ha işte kaç tane arkadaşımız da arabası gelmemiş. İşte onları bekleyeceğiz. Evet. Allah'ın izniyle herkes geldi, herkes evini yükledi. Zaman yola çıkarız. Hayırlısıyla Allah'ın izniyle yola çıkacağız. İşte saat 2.30'da Iğdır'dayız. Evet. Allah'ın izniyle. Tamam ben gideyim. Sen şey gidin, diyorsun. Görüşürüz kendine iyi bak. Tamam. Allah'a emanet ol. Sağ ol. İnşallah biz de ineriz bu işi. Evet eşeğimle beraber gidelim. Şiş. Bu araba da şu üst tarafta bir tane oba daha var. Onlar da gidiyor. Oo, Kasım amca da evini yüklemiş. Kasım amca hiçbir şey bırakmamış. Geç geldim ya saat 9'du geldim. Akşam 9'da geldim. Evet arabamızı yükledik artık gidiyoruz. Allah yolumuzu açık etsin.
Evet, yola çıktık. İnşallah sağ salamet gideriz köye. Kendine iyi bak. Cemal abi! Cemal abi evi yüklüyor. Onlar da birazdan gelecek. Cemal abi kendine iyi bak. Size de güle güle. Arkadaşlar araba çok sallanıyor. Adam abi görüşürüz. Babamızın
sadece 3 kişi kaldı. Onlar da birazdan gitmeyip gelecekler. Obayı geride bıraktık. Şimdi köyümüze gidiyoruz. Ama yollar çok kötü. Arkadaşlar araba sallanıyor, ondan kamera da biraz sallanıyor, kusura bakmayın. Gerçekten de yollar çok kötü arkadaşlar. Ama Ahmet amca çok tecrübeli bir çocuk.